Gülizar. Bak ya. Geliyorum. Geldim. Geldim. Kabak, senin kan grubun ne? Bilmiyorum. Niye sorayım ki? Cemşir'in torunu rahatsızlanmış. Kan vermek lazım. Mahallede bir tek sana sormadık. Sen şimdi benden hastaneye gel. Doktorlar senin kanına bir baksınlar. Hadi. Ben kan veremem. Niye? Ya kan veremiyorum. Bayılıyorum. Bayılıyor musun? Tüh sana kabak ya. Tüh sana. Utan utan. Koskocaman adamsın ya. Bak ne diyorum sana. Ufak sebi bebe diyorum. Hayatı mevzubahis diyorum. Hadi yürü. Benim hayatım mevzubahis Reşit. E ne olur yani benden hastaneye gelsen, şu kanını bir versen, ölür müsün? Fena oluyorum. Ben kan veremem. Tüh sana kabah ya. Ben seni var ya, hiç böyle bilmezdim ha. Şu haline bak ya. Koskocaman kelli felli ilim irfan sahibi mübarek bir insansın ya. Yakışıyor mu sana? Kan veremem diyorum. Anlamıyor musun? Niye kan veremem? Niye? Niye? Sabaha kadar içtim. Kanımda zehir dolaşıyor. Veremem. Ne diyeyim babak ya? Ne yapak? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın babak. Hadi eyvallah. Seni de. Benim sizden bir tane bir ricam olacak ya. Bugün size rakı veremeyeceğiz. Neye geldik kardeşim o zaman? Tamam tamam veremeyeceğiz de niye veremeyeceğiz? Hele bir onu deyim ben. Benim bir tane bir yeğenim var biliyorsunuz mu? Muzaffer Ali Dinç Aslan. Bu kadar sabi. Kendisi hastanede. Sabiye, kan lazım biliyorsunuz mu? Hani böyle ufaktan yani. Elim bir rahatsızlığı var. Herkesin de kanı olmuyor ya. Alkol alınca hani kan verilmez ya. Bu gittiğin diyorum siz rakı içmeseniz. Beraber geçsek ha? Belki işinizden birinin hani kalı uyara. Babamsınız olur mu? Kalkın gidelim arkadaşlar sevaptır. İnsan değil miyiz ağalar hadi gidelim. Allah razı olsun babamsınız ya. Hadi gidelim dayılar hadi babam. Hadi babam. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Reşit Efendi kimdir bu Muzaffer Ali? Bizim Ramazan'ın yeğeni. Cemşir'in kızı Serap Hanım'ın bebesi. Ha bu Elçi Cemşir'in. He Elçi Cemşir. Hele dur gidelim. Sen de mi gelmişsin? E ben insan değil miyim? Damarımdan kan akmıyor mu? Bekle. Estağfurullah. Gel abi. Hadi alalım.
Hafız. Ramazan. Hayrola kardeş? Eşittim ki yeğenin hastaymış, geçmiş olsun diyeyim dedim. Sağ ol, Allah razı olsun. Sabi'nin durumu iyi de biliyor musun? Hacı sifa dilerim. Amin. Ya benim de kanım tutmuyor, öğrendim. Yani çok ender bulunan bir maneviyattanmış kanı yeğeninin. Verirdim ben de kan ama. He öyle. Ama arıyoruz yani, bulacağız inşallah yani. İnşallah. Kusura kalmayın, ben gitmem lazım, biliyor musun? Ramazan, ben bir şey daha söyleyeceğim. Buyur kardeş. Teyzenin evi, adresi ne? Teyzenin mi? Yok, teyzenin ev adresini söyle dedim. Niye ki ne? Ya bu o kadar başından bela geçti, bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Sen, ben teyzeme geçmiş olsun diyeceğim. Lüzarı görmeye gidiyorum demiyorsun Hafız sen de ha. Ya adresi söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Tamam gel çıkak, yolda tarif ederim hadi. Şey, ben size bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey verecektim de. Ne verecektiniz? Hani o geceki vuku bulan muhabbetimizden sonra. Ne muhabbeti ya? Ne aramızda vuku bulması? Ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Ha yani biri duysa resmen başka bir şey zanneder. Ya benim evde kaldığın geceki muhabbeti diyorum. Hafız efendi, lütfen bu konudan bahsetmeyelim yani. Ne muhabbeti ya, ne de bahsediyorsunuz siz ya? Bak, gecenin bu vaktinde yalnız yaşayan bir kadının kapısına geliyorsun. Yaşından, başından, sakalından utan her şeyden önce. Anlatabiliyor muyum? Zorda kalmışım, ben o gece sana sığınmışım. Sen bu yüzden ne belledin bunu, ha? Vallahi şimdi avazım çıktığı kadar burada bağırırım. Bütün cendermeleri buraya toplar. Seni hapislerde çürütürüm. Ama yapmayacağım. Ben iffetiyle yaşayan bir kadınım. Bunu beyninin bir köşesine iyice bir kert. Bir daha da benim kapıma dayanma. Öyle olsun Gülizar Hanım, sana iyilik yaramaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.